hoş geldiniz. Ben İç Mimar Begüm. Bugün sizlere Kayseri'de bulunan Arven Mahal'in 3+1'ini gezdirmek istiyorum. Aslında kısmen biz de tasarladık diyebilirim. Buyurun. Şimdi sizlere öncelikle yaşam alanı dediğimiz yeri göstermek istiyorum. Şöyle bir yaşam alanı salon gibi tasarlandı. Çok sıcak bir ortam, 25 metrekare olacak şekilde konumlandırılmış. Şöyle duvar kağıdının işlerin içerisine, şu anda duvar kağıdımız değişecek, bunu baz almayın ama bu tarz bir duvar kağıdı var. Duvar kağıdımız mobilyalarımıza uymadığı için onu değiştireceğiz. Ama tamamen modern şekilde tasarladığımız bu odada taşların ipisiyle kullanılan, şurada da aslında yapılırken metal konstrüksiyon geçilmiş ve size şunları göstermek istiyorum. Ray spotlar son dönemlerde çok fazla kullanılıyor ve bence mekanı da şıklık katıyor. Modernlikten bahsetmişken size perdeden de bahsetmek istiyorum. Dikey perdeler, dikey store perdeler aslında çok kullanışlı. Evlerinizde modern olan salonlarınızda kullanabilirsiniz. Bunu isterseniz tek tek olduğu için birkaç tanesini daha koyu renk, orta kısmında daha açık renk olarak, detay olarak belirtmek istiyorum, kullanabilirsiniz. Burada çok hafif renk tonu girdik biz perdeye ama normalde daha koyu antrasit renklerden de seçerek perdeyi de ayırmış olursunuz. Bir de şöyle bir avantajı olacak. Bu storm dikey perdeleri hem fonmuş gibi hem de ortasında normalde dülmüş gibi kullanarak 45 derece açıyla 90 derece açıyla da kullanabilirsiniz. Avantajlı bir perde modeli. Avizelerinize geçmek istiyorum. Yine mobilyanın tarzında bir avize. Fanus camlılar bu senenin modası. Hem kullanış olarak füme cam olurken metallerinde de aslında gold renk detaylar kullanılmış. Oturma alanına bu tarz yuvarlak şekilde kullanılan avizeler yemek masasının üzerinde daha yatayına, daha dikeyine uzun olacak şekilde kullanılabiliyor. Burada benim çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi duvarlarda kültür taşının kullanılması. Mekanlarınızda kültür taşı kullandığınızda daha sıcak bir etki sağlıyor. 25 metrekarelik alanda ne kadar geniş, ferah durabildiğini görüyorsunuz. Mobilyalarda dediğim gibi yine bol detay ayaklarıyla da ortamın konseptini oluşturmuş oluyor. Şimdi evin mutfak kısmındayız. 13 metrekarelik bir mutfağı bulunmakta. Kapı detaylarıyla birlikte mutfak dolaplarının detaylarına da dikkat etmenizi istiyorum. Hepsi uyum içerisinde kullanılmış. Renk tonları da aynı tarz seçilmiş. Bu da bir bütün halinde aslında kullanıldığını gösteriyor. Buraya dolaplar ve kapılara da uyması açısından duvar kağıdınız, bu tarz bir duvar kağıdı seçtik. Bu duvar kağıdını da çok seviyorum. Yakından da göstermek istiyorum. Hem içerisinde sedeflerin olduğu hem de brüt beton efektli, fırça efektli bir duvar kağıdı. Yer yer parlaklıklarını görebiliyorsunuz aslında. Hemen size şöyle perdelerden de bahsetmek istiyorum. Bu perdeler evinizde kullanabileceğiniz tarzda perdeler. Süet perde diye geçiyor. Aslında araştırabilirsiniz. Şöyle hemen indirerek size göstermek istiyorum. Yapısı da aşağı kadar indirdiğinizde bakın kendi kendine kapalıyor. Hem tül hem de içerisinde yine stor kumaşından olan bir perde. Bu da modernliğin, modern yerlerde kullanılacağınız perdelerden bir tanesi. Hemen masanın kombinasyonuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Yine içeride kullanılan renk tonlarıyla birlikte hem goldlar hem de açık renkli dolapların renginden olacak tarzda koltuklar seçilmiş. Masada aynı yerden ilham alınaraktan mermer efektli bir masa minimal şekilde yine dediğim gibi kullanılmış. Şöyle size mutfak tezgahlarından bahsetmek istiyorum. Mutfak tezgahlarında isterseniz süpürgeliklerini yüksek tutabilirsiniz, isterseniz de küçük tutabilirsiniz. Araya şu anda camlar kullanılıyor ama camdan ziyade koryon malzeme kullanılarak da şu kesik yerleri görüyorsunuz herhalde. Ben bu görünüşü sevmiyorum. Size hemen şuradan göstermek istiyorum. Silikonun kesilmiş ve buradaki hali özellikle siyah mermerlerde çok kötü duruyor kesim yerleri. O yüzden dolayı bunu bir bütün halinde buraya devam da ettirebilirsiniz. Aydınlatmalardan bahsetmek istiyorum. Mutfaklarda genelde sarkıtları öneriyoruz. Biz buraya da görmüş olduğunuz gibi sarkıtlardan verdik. Yine yaşam alanının ya da sunum alanının kullanıldığı kısma rozansı yuvarlak olarak alabilirsiniz. Oturma alanlarının olduğu, masanın olduğu alanlara da
daha düz rozanslı bir avize seçebilirsiniz. Bu avizeleri de çok seviyorum. Altın renkleri, ahşabın da etkisiyle, yer yer ahşaplarımız var mobilyada çünkü. Bu ahşabın etkisiyle ve gold detaylarla birlikte bu aydınlatmalarımızı seçtik. Kombinasyonunuza göre isterseniz krom ya da siyah avize de seçebilirsiniz. Şöyle ilerleyelim hemen. Seramiklere dikkat etmenizi istiyorum. Seramikler de parke ile birlikte, aslında parkelerini de çekelim hem yeri gelmişken. Parkenin içerisinde çok güzel böyle siyah gri efektler bulunmakta. Derzi bir parke, kendinden derzli. Parkenin içinde bulunan gri ve siyahlıklarıyla birlikte seramik de aslında siyah şekilde seçildi. Parlaklığı güzel. Aslında bu kadar efektlerinin karışık olmadığı bir seramik de seçebilirsiniz ama şimdi genelde halılar daha az kullanılmaya başlandığı için bu tarz efektli seramikler kullanılıyor. Yine burada portmanto kısmı var. Portmanto kısmı kitapla birlikte mobilyalar hep aynı tarzda kullanılarak krem, siyah ve ahşabın iç içe harmanlandığı bir tasarım yapıldı. Aynalarımız piyano ayna dediğimiz tarzda kesilerek hem de kenarda kullanılan siyah mobilyamızın çizgisel hatlarının da devam ettiği bir tasarım uygulandı. Yine geçişleri yukarıdan devam ederek bu tarz atraksiyonlar yaşayabilirsiniz aslında. Kolonya'da böyle duvar kısımlarına mobilya girdiğinizde yukarıdan devam edip karşısında da simetri şekilde indirebilirsiniz. En sevdiğim yerlerden bir tanesine geçiyorum. Çok küçük ama benim için çok sevdiğim bir alan, zaman geçireceğiniz bir alan. Aslında yatak odası gibi tasarlanmış ama müşterimizin kendine hobi odası, televizyon odası olarak kullandığı bir alan olarak tasarladık. Aydınlatmadan bahsetmek istiyorum. LED'li gruplarda bu tarz ürünlere gidebilirsiniz. Kendinden aslında efektli diyeyim, iç içe geçmiş farklı bir görselliğinin olduğu, böyle küçük mekanlarınızda kullanacağınız LED'li ürünler. Bu oda 10 metrekare civarında, 10 metrekare, 15 metrekareye kadar bu ürünlerden seçebilirsiniz. Hemen duvar kağıdından da bahsetmek istiyorum. Aydınlatmadaki bu kıvrımları aslında duvar kağıdında da yakalamış bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi onda da yer yer efektler bulunmakta. Kavisli hatlar bulunmakta. Düz olarak kombininde bu kağıdı kullanırken düz olarak da yine kendisinin içerisinde çok az detayların bulunduğu, birazcık daha tekstil tabanlara benzeyen böyle ketenvari bir kağıt. L köşeleri ben çok seviyorum. Böyle kapüten olarak da kullanılması mekanda aslında birazcık daha sıcaklık oluşturulmuş. Katlama perdelerden bahsetmek istiyorum. Modernliğin bulunduğu yerlerde katlama perdelerinizi salonlarınızda dahi, mutfaklarınızda dahi kullanabilirsiniz. Bu ürün çok güzel. Katlamalı şekilde kullanılıyor. Kumaşı da çok güzel. Ketenden stor. Gri şekilde odanın kombinasyonuna uyacak şekilde yine kullandık. Benim en çok sevdiğim odalardan bir tanesi de çocuk odası. Çok böyle dediğim gibi minimal ve sıcak bir ortam oluşturulmuş. Hem mobilyaların ahşaptan olması, şöyle mobilyalar ve parkenin renk tonuna dikkat etmenizi istiyorum. Kenarlarda kullanılan ahşabın rengiyle parkenin rengi aslında uyum içerisinde kullanılarak bir bütün oluşturulmuş. Yine evin içerisinde kullanılan siyahlar da mobilyada yer yer kendini gösteriyor. Aslında kombinasyon tam şekilde sağlanmış. Duvar kağıtlarında birazcık daha böyle yine ketenvari ama ketenin böyle büyütülmüş şekilde kullanıldığı bir duvar kağıdı. Bu duvar kağıdını ben çok seviyorum ama bu duvar kağıdında da koyu renkli olanları kendini daha çok gösteriyor. Çocuk odasıyla birlikte böyle yine ortama uyacak şekilde aydınlatma kullanılarak şirin bir ortam oluşturuldu aslında. Şöyle hemen yatak odasına geçeceğiz. Burada geçiyorsun. Yine içeride kullanılan ahşaplar, siyah ahşaplar fugalı olarak devam etmekte. Bu detay aslında benim çok hoşuma gitti. Hem siyah hem fugalı olması ortama birazcık şıklık katıyor. Yine piyano aynaların kullanılması, yukarıda sürgülü kapının böyle metal konstrüksiyonla tamamlanması, kayar sistem yapılması da aslında giyinme odasını birazcık daha kapatma yönünde bizlere güzel bir sunum sağlıyor. Ahşaplarımız yine devam ediyor burada ve duvar kağıdına geçiyoruz. Duvar kağıdı da lacivert içerisinde yine
kahverengilerin bulunduğu bir duvar kağıdı. Kombinasyonu buyken diğer düz olarak seçtiğimiz duvar kağıdında da yine kendinden efektler yer yer görülmekte. Yatak odasında yine dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi, duvar kağıdının içerisinde hem lacivertler hem de kahverengiler bulunduğu için şöyle bir öneride bulunabilirim size. Lacivertin varyantları içerisinde gri tonlarını, soğuk renklerin bulunduğu renk tonlarını seçerken kahverengilerle daha sıcak renklerin, daha goldların seçileceği bir kombinasyon oluşturabilirsiniz. O noktada da hem oradaki şal modellerin efektini alarak tül perde olarak, burada fon yapmadık, küçük metrekarelik yerlerde aslında fon yaparak alanınızı daraltmayın. Daha etekleri kendinden desenli tüller seçilebilir. Aslında biz bu perdeyi şöyle hemen göstermek istiyorum. Mendil bağlama şeklinde kullanmıştık ama birazcık karıştıracağım galiba. Bu aksesuarı şöyle alttan geçirerek tül perdelerde de altındaki desenleri yine duvar kağıdını baz alarak seçtik. Daha yakından aslında göstermek istiyorum tülün desenini. Hem simli hem de içinde demiş olduğum gibi lacivertin varyantı, gri'nin varyantını kullanarak aksesuarında da yine duvar kağıdına uyması açısından hem kromlar hem de arasında rengilerin oluştuğu bir aksesuar oluşturduk. Bu tül perdenin aslında normalde nasıl durması gerektiğini de göstereceğim size. Avizeye geçmek istiyorum. Birazcık daha soğuk renklerin hakim olduğu bu odada sıcaklığı biraz daha artırmak için gold renkte de bu şekilde bir aydınlatma verdik. Şimdi yatak odasının giyinme alanları artık yavaş yavaş hakim olmaya başladı. Odalarda gardırop yerine böyle giyinme odaları yapılmaya başladı. Fakat size önermem gereken ya da uyarmam gereken bir nokta. Bu tarz giyinme alanlarında raflar açık kullanılıyor ve acayip toz alıyor. Büyük bir etken benim için ve yani mümkünse buralara kapak yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Hem kullanış açısından hem de görüntü açısından kapakların yapılması sizin için daha iyi olacaktır. Burayı şu tarz düşünmüşler. Dediğim gibi sürgülü kapıyı kapattığında görünür mü? Belki birazcık daha üzerine filmli cam tarzı ya da aynalı cam tarzı bir şey kullanılıp içeri görünmez diye düşünebilirsiniz. Ama yine de toza engel olamıyorsunuz. Sırf toz olmaması açısından, işinizi azaltmak açısından mutlaka dolaplı giyinme odaları tercih edin. Yatak odasından çıkınca hemen şöyle bir de banyomuz bulunmakta. Hem banyo olarak hem de klozetinin bulunduğu bir alan aslında. Buradaki detaylardan bir tanesi böyle sarkıt lambalar aslında çok fazla kullanılmaya başladı artık lavaboların kenarlarında. Bunları istediğiniz tarzda kombinasyonunuza uygun olacak şekilde seçebiliriz. Burada birazcık daha tasarımın hem siyahlar hem ahşapların da hakim olduğu mekan olduğu için hem de seramiklerde gri ve siyahların kullanıldığı için aynamızın da devamı gibi görünsün diye siyah ve gri tonlarında bir sarkıt tercih ettik. Buradan da hemen çıkıyoruz. Size bir de ufak şekilde girişlerde sizin yükünüzü birazcık daha alması açısından portmantoları iki taraflı dolap şeklinde yaparsanız hem kullanım alanlarınız daha fazla olacak hem de dışarıda şöyle hemen gösterebilir miyim? Şu tarz görselliklerin çirkin durmasından ziyade kapalı alanlarda aslında sakladığınız depolama alanları sizin için daha şık bir ortam oluşturacaktır. Bir kapıdan da bahsetmek istiyorum hemen. Şöyle yine içeride kullanılan ahşapların hem ahşap hem krem hem siyahları çelik kapıda da tercih edilmiş. Fugalı bu tarz ahşaplar çok sıcaklık katıyor içeriye, benim çok hoşuma gidiyor. Girişte spot, armatür şeklinde kullanılacak spotlar kullanılabilir. Sıva altı diye geçiyor bunlar. Sıva altı spotlarla da aslında burada bir kalabalığın etkisinden kurtulmuş olacaksınız. Bugün Arven'in 3 artı 1'ini sizlere gezdirdim. Kayseri'de bulunan Arven Mahal dairemiz gezdik. 3 artı 1'i hem 2 artı 1'i bulunmakta. Biz 3 artı 1'i gezdik. Sizler için aslında vereceğim püf noktalarını ve nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında birazcık da olsa fikir vermek istedim. Bugünlük anlatabileceklerim bu kadardı.
Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.